burger serimize hoş geldiniz. Mert abinin yerine gidiyoruz. Oh, bu ne oğlum, sıcacık. Götünde kalefer mi var? Yok. Yoksa osurdun buraya. Yok. Mert abi bu arkadaşlar. Meksika var, Amerika var. Tamam. İçine de baharat olarak çay atıyoruz abi. Ve içimizden seviyoruz abi diyoruz. İçerisine en kaliteli şeyleri koyarsanız hayatınız tabii o kadar güzel olur. Bu bilgiyi Aristos Serhat Üzer veriyor. Siktir lan. Ben öylesine bir daldım. 6 tane farklı lezzet geldi ya. Biz de iyi. Bir de öbür burger daha güçlü. Michael Jackson miydi öbür? Michael, evet evet. Meksika'dakinden daha iyi ya. Duygusal bir sahne. Only you. Yalanı seviyorum ama hep kullanmıyorum. Ya videolarda asla yalan söylemem ben. Yalan paralı olsa gene söyler miyim? Kredi çeker gene söylerim. Dürüstlük iyi bir şey bak. Kendini barışıksın. Şerefsiz olduğunu biliyorsun. Seviyoruz abi. Seviyoruz abi. Kendinize o zaman çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kafamda deli sorular. Kafamda deli sorular. Giriş yapacağız. Hazır mısın? Okey. İyi o zaman. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve burger serimize hoş geldiniz. Serhat'cığım sen de hoş geldin. Nasılsın? İyiyim Amdos. Sen nasılsın? Sağ ol, ben de iyiyim. Elimi bıraksan oğlum. Tamam. Bugün ne yapıyoruz? Mert abinin yerine gidiyoruz. Mert evet. Abimiz biraz farklı burgerler yapmaya çalışıyor. Böyle çaylı sos falan gibicesine. Evet, garip garip şeyler deniyor. Evet, ben yemiştim bir kere. Lezzetliydi ama tabii bütün ürünlerini bilmiyorum. Bir tane bunun bir meşhur burgeri var. İsmini unuttuk. Şimdi Mert abiye sorarız. Çaktırmayalım bilmiyoruz diye. Söylese kızar şimdi nasıl bilmiyorsun benim en güçlü burgerimi falan. Az önce konuştuk. Evet. Aranızda yiyenler varsa yorumlarda kendini belirtebilir. Belirtebilir. Tabii ki ne rica ediyoruz? Sizler için bedava. Kanala abone olursanız seviniriz. Ve sarmadan. Ve sarmadan izlesinler lütfen. O zaman Mert abinin yerine gidelim ve bakalım bizleri neler bekliyor. Serhat gel bir Mert abinin yanına gidelim. Evet bakalım neler yapıyor. Mert abi. Biz geldik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın abi? Serhat'cığım nasılsın? İyiyim abi. Sağ ol, iyiyim. Sizden ne haber? Sağ ol abi. Kolay gelsin. Sağ ol. Sizi hazırlamaya başladım. Karnımızı doyurmaya geldik. Abi bugün bize ne tanıtacaksın? Bak nachos çıktı şimdi. Oo. Meksika mutfağında. Abi biz İzmit'te miyiz, Meksika'da mıyız? Meksika'nın eyaleti burası. Bayağı güzel abi. Aynen. Bu burger de mi bize? Bu da Jaco Burger. Jaco Burger. Michael Jackson'dan esin. Artık damgalara başlamışsın abi. Evet. İmzanı her yere çakıyorsun. Sizin için özel aldım bunu. Özel. Geleceğinizi biliyordum. Bugün eyvallah. Kaç tane ürün tanıtacaksın abi? 4 tane ürün tanıtacağım. 4 tane en güzel, en sevdiğin evet, ürünlerden. Evet, ürünlerden 4 tane. Size güzel bir karışım yapacağım. Ne oldu oğlum? Lezzetli duruyor değil mi? Bir tadına baksak çok güzel olur ama sonra işte. Sonra masada tamam, şimdi olmaz. Birazdan tamam. Geliyoruz. O tamam, zaman masada görüşürüz abi. Bekliyoruz o zaman. Serhat, video çekime başlıyoruz da yeri değiştirelim. Ben Mert abiyle şey olayım. Tamam. Tamam. Sen geç, ben oraya geçeyim. Geç. Oh. Bu ne oğlum, sıcacık. Götünde kalefer mi var? Yok. Yoksa osurdun buraya. Yok. Merhaba Mert abi, nasılsın? Merhaba, sağ ol. Abi bu yemeği gördükten sonra çok iyiyim çünkü çok aç geldim. Sen aç mısın? Ben açım özellikle. Hatta mikrofonu böyle yapalım, Mert abiyi de duyalım. Ben de açım. Bu arada Mert abi bu arkadaşlar. Mert abinin yeri. Abi bu ismi nereden buldun? Mert ya, abinin nasıl yeri. Nasıl oldu? Biz işte 11-12 sene önce bir ekmek arası dükkanı açmıştık. Tamam. Gelen giden işte Mert abinin oradayız. Mert abi nasılsın? Toptancılar, müşteriler. Oradan çıktı yani Mert abinin yeri. Böyle gelişti. Böyle dedin gelişti. Ki adın bu olsun. Daha samimi, daha sıcak. İnsanlar biliyor yani. Bu arada abi bize burada ne sundun ya? Ne Meksika var, Amerika var, her şey var abi. Şimdi bu tridine burger. Sadece kaburganın oluyor. Sadece kaburga eti var. 5 saat kısık ateşte pişirdiğimiz et var bunun içinde. Evet. 5 saat mi? Tridine var ya. Tridine bandım. Bedava mı sandın? Para verip aldım. Bu da Jaco Burger. Tamam. Bunun ismini Michael Jackson'dan alıyor. Gerçekten? Aynen. Yani ondan... O fantaziyi nereden bağladın abi?
Ya seviyorum Jaco'yu. Tamam, onun ismini bir burgere vermek istedim. Tamam. Öyle ne var isim, içinde mesela? Ne var? Pastırma var onda. Bir kendi yaptığım sebzeli mayonez var. Ben senden, senin zaten ilk tanıma şeyim, daha tanımadan çaylı soscu evet, adam çaylı diye. Sos. Aynen. O çaylı sosumuz nerede? O bunun içinde var. Şu pembe sos. Onu da tatacağız. Evet, karamelize soğanı böğürtlen reçeliyle sos haline getiriyoruz. Tamam. İçine de baharat olarak çay atıyoruz abi. Öyle bunu hangi şey. Ülkeden kaptın abi? Bunu işte YouTube yorumlarında Hindistan'da ilk çayı baharat olarak kullanıyorlarmış. Onu öğrendikten sonra onu kullanmaya başladım. Çedar sosumuzda da baharat olarak yine şey atıyorum. Tarana atıyorum abi. Çok değişik bir şey var. Taranayı baharat olarak kullanıyorum. Onu benim burada en çok gördüğüm ne biliyor musun abi? Burada çok emek var ve bayağı bir fikir yani üretmen lazım, düşünmen lazım. Burada çünkü kaç ülkenin belirli malzemesi evet, var evet, birleşmiş. Evet, yani bu senin fantezin diye diyebiliriz. Aynen, aynen. Fantezi dünyamı yaşıyoruz şu an. Bu combo mix. Tamam. Burada bak üstünde göz yumurtalar var. Bunlar çok hoşuma gidiyor. Böyle yumurtalı şeyler çok hoşuma gidiyor abi. El yapımı cipsler, işte kaburga eti, pastırma. Cipsler tamam. El yapımı mı? El yapımı. Yani şöyle, el yapımı değil aslında. Yara el yapımı. Yani tortilla lavaşını evet. Ben tamam mı? Özel bir şeye bulayıp kızartıyorum. Ama yine el yapımı olmuş. Ya el yapımı cipslerle getiriyorum yani. Yani paketten alıp koymuyorsun. Yok hayır. Onu demek istiyor. Yani. El yapımı öyle. Sonuçta. Hani aynen. Ben açmıyorum yani sadece. Ya o kadar da olmasın abi. Buğdayı kendim öğütmüyorum yani. O kadar yani. Bunu da abi bir Yunan mutfağından esinlendim aslında. Tamam. Nachos zaten Meksika mutfağı. Evet. Ben seviyorum, merak ediyorum. Bu nasıl? Ben seninle bir kere bir burger evet. Yemiştim. O çok hoşuma gitmişti. Bu da zaten Meksikan taksut evet. Tarzında. Taco. Limonları da koymuşlar. Tabii güzel oluyor. Acı evet. Sos var, guacamole. Limonla çok lezzetli. Evet. Ya ben sadece hani direkt birebir almıyorum da kendi damak zevkimizi evet. Uyarlıyorum abi. Aynen. Beğeneceğinizi düşünüyorum. Ben genel olarak güzel. Limonu mesela etin üstünde seviyorum. Evet evet çok lezzetli. Aynen. Şey Adana'da da seviyorum evet, mesela. Evet, kebapta sıkıyorum. Ben aynen. De çok severim. Yani tek Santuni'de değil, yani. Aynen. Herkes yani. Öyle ne alaka limon falan. Tabii canım. Hayvanlık yapma lan. Sen biliyor muydun? Adana'ya gittin mi sen? Yok, bu çaktırmadan yemek yiyor abi. Bu bizi uyutuyor. Ben gördüm. Zaten bitecek bunlar Serhan. Ben de, bu arada ben Meksika'da zaten yemiştim abi. Vallahi. Ben merak ediyorum mesela bunu. Oğlum sen İzmit'ten dışarı çıkmadın. Ne Meksika'sından varsa. Ya gittim ya. Dur hele kameradayız. Meksika'da kuruşu görüyorlar. Meksika'da yedim diyor. Meksika'nın meydanı tam camiye sırtını vereceksin tam onun karşısında. Orada yedim diyor. Orada şey var. Attin kundura. Spider-Man de seninle orada yemiş zaten. Taco'yu zaten biliyoruz. O zaman biz hangisiyle başlayalım abi? Abi bence nachos ve taco'yla başlayıp buradan böyle giderken bir ısırık bundan alın. Tamam. Sonra tekrar taco'ya nachos'a geçip öpüşün bitsin yani. Tamam öyle yapalım. Tamam abi. O zaman Serhat ne yapıyoruz? Başlayalım. Ben acıktım ya. Bir dakika. Ne oldu abi? Hemen başlamıyor mu bizde? Nasıl? Önce abdest aldı mı falan gibi bir hikaye. Önce bizde yemek kılavuzu var bak. Burger yemek kılavuzu. Abi biz yemek buradan. Yiyebiliyoruz. Ama bu öğrenmeden yiyemez. Kılavuza bir öğrenmem lazım. Tamam. Nasıl ne yani? Birinci yani. Adım. İlk olarak sesli okusana. Tamam okuyayım. Hadi sun bize bakalım. İkinci adım. Ben i̇lk adım. İlk adımla başlıyoruz. İyi ikiden tamam. Başla. Geçtim hadi. Sen doğarken ikinci İkinci adım Serhat Maaş. Lostra salonu. Anlat bakayım hadi Serhat. İlk adım. İlk olarak Mert abinin hazırladığı burgerımızı alıyoruz. Tamam. Alma. Niye? Hayır anlat. Bizi yaparız tamam. Sonra. Arkadaşlar ikinci adım. İkinci olarak serviste gelen ketçap mayonezimizi açıyoruz. Alıyoruz dedi böyle elini alma değil herhalde. Yani böyle önüne al. Servis alıyoruz. Ha, cahil. Tamam, servis alıyoruz. Tamam okey. Üçüncü adım. Üçüncü olarak burger servisiyle birlikte gelen eldivenlerimizi giyiyoruz. O da var. Dördüncü adım. Bu adımda ise önce burgerımızı seviyorum abi. Hashtag ile Instagram storylerimize koyup sonrasında bir bakış atıp kokusunu içimize çekiyoruz. Allah, beşinci adımdayız arkadaşlar. Bu hamburgerleri daha fazla karşı koyamıyoruz ve kocaman bir ısırık alıyoruz. Altıncı adımdayız. Her güzel şeyin bir sonu olduğunu, bu güzel hamburgerin de sonunu geliyoruz. Islak mendilimizle elimizi siliyoruz ve içimizden seviyoruz abi diyoruz. Abi bunları evet. Güzel fikirmiş. Evet. Hele bu hashtag olayı evet. Çok ya güzel. Ya esprili bir yaklaşım. Aynen. Ha? Evet. Ama şey, güzel. Zorlanıyorlardı biraz hani bu ketçabı sonra açmaya çalışıyorlar eldiveni unutuyorlar falan. Evet. Yani böyle bir espritüel bir şey yapalım. Şimdi o zaman ne yapıyoruz? Ameliyete giriyoruz. Siz keyfinize bakın. Ben yine yanınıza uğrarım. Tamam abi. Tabii ki abi. Muhabbet güzel. Sunumun için teşekkür ben ederiz. Teşekkür ederim. Ne demek? Afiyet olsun. Ama diyorum. Lezzeti çok merak ediyorum. Baş başa bırakıyorum. Tamam. İlk hangisini başlıyoruz abi? Önce şu nachos'tan başlayalım. Nachos'tan. Tamam. Elle mi yiyoruz, çatalla mı yiyoruz, nasıl yiyoruz abi? Elle. Her şey. Bir de çatal servisi yok. Hep el. Eldiven mesela isteğine de veremiyoruz çünkü yok, çatalımız yok. Ha, diyorsun ki ya elle yiyeceksin ya elle yiyeceksin. Tamam. O zaman biz en iyisi elle yiyelim abi. Elle. Evet. Tamam. Tamam, oldu abi. Tamam, başka. Teşekkür ederim.
Sen ağzını al dedi, duydun değil mi? Tövbe. Arkadaşlar, öncelikle şuna başlamadan önce hamburger arkadaşlar nedir biliyor musunuz? Hayat gibidir. İçerisine en kaliteli şeyleri koyarsanız hayatınız da bir o kadar güzel olur. Bu bilgiyi Aristos Serhat Üzer veriyor. Siktir lan! Oo. Ben öylesine bir daldım. 6 tane farklı lezzet geldi ya. Şaka maka bir yana. Cips belli yaptı. Çok uyumuş var ya. Çok güzel olmuş ya. İyi olan ne biliyor musun? Hep böyle öküzlük yapıyorduk ya. Burada yapabiliriz ya. Evet. Bizim mekanımız. Mert abinin yeri. Reklam sıkıştırıyoruz yine. Zevkliymiş lan böyle yemek. Bir daha bindirin, ben de yapayım. Tamam, abartma. Ama bırak da hayvanlık yapma, biz de yiyelim. Siktir lan. Serhat. Ulan tam bize böyle geldi. Sana bir şey diyeyim mi? Gerçekten çok sevdim ha. Akşam böyle oturma odasında, hayvan dökme. Akşam böyle oturma odasında oturacağım, film açacağım, izleyeceğim. O arada da bunu böyle götüreceğim. Enfes olduk be. Değil mi? İyi olan ne biliyor musun? Sen ona dikkat ediyor musun bilmiyorum da. Ekşisi de güzel, tuzu da kıvamında. Evet. Tatlımsısı da kıvamında. Acısı bile geliyor böyle. Ha, hafif. Acısı da. Yani hepsi tam dozunda. Bu kadar evet. Karışık duran bir şeyi nasıl böyle tutturdu? Hiç boğmamış yani malzeme. Öyle dengeli koymuş ki. Bizi boğmuyor. Ne yapalım? Bununla devam edelim mi? Şimdi uf, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bunu çok seviniyorum çünkü ben çok seviyorum. Sen Meksika'da yedin de. Sen niye Meksika'da benimle görüşmedin o gün? Zamanım yoktu. Seninle mi uğraşacağım Meksika'da? Zaten YouTube'da gördüğüm yetiyor. Afiyet olsun canım benim. Teşekkür ederim. Geçen bir yerde yemiştik ya. Boş ver. Söyleme. Kıyaslayabilir yani şundan... misin? Ha? Hani oraya hakaret olur biliyor musun? Ona hakaret etmemiz gerekir. Beşe katlar orayı. Meksika'dakinden daha iyi ya. Bak Meksika'da yediğimden... Dur bak güldürmesen bak inanacak biliyor musun? Ben inanacağım sonra insanlar da inanabilir. Sen Meksika zaten, sende öyle bir şey var. Sen yalan atıyorsun ama önce kendin inanıyorsun ki karşıları inandırmaya çalışıyorsun. Başarı. Limon sıkmadın. Ben sevmiyorum limon. Gel bir sık. Hep tamam. ön yargı. Bekle. Adamın hassiyiz. Limon sıkılması gerekiyormuş. Ha? Yok. Neden lan? Ne? Limon, pişman oldum biliyor musun? Limonsuz daha mı iyi? Ha, limonu daha iyiymiş. Valla? Valla pişman oldum şu an. Haklı çıkmanı hiç sevinmedim. Tam sonunda. Ama nedense bizim aramızda hep haklı çıkan ben oluyorum. Gel bunu da deneyelim. Boğazdan geçmedim ben siz. Akşam evde bile yemek yerken diyorum Serhat olsa daha lezzetli olacak falan. Sohbet, muhabbet. Duygusal bir sahne. Only you. Sana bir şey söyleyeyim mi abi? Hayır yanlış anlama. Ben videolarımı da bilmiyorum. İzlediysen tabii ki izlememişsindir de. Şimdi şöyle. Yemeğe gidiyoruz yani. Evet yani abi yemeğe falan gidiyoruz işte öyle. Şimdi ben şöyle bir şey var abi. Bazı şeyler damak tadı olmayabilir. Bazı şeyler çok hoşuna gidebilir. Aynen. Bazı şeyleri de sevmeyebilirsin. Ama sana şöyle söyleyeyim. Ben mesela genelde yorumladığım zaman mecbur dürüst yorumluyorum. Çünkü videoyu izlediği zaman oraya gittiğinde hani ben olumlu konuşunu farklı şeyle karşılarız sonra bana küfür eder. Olmaz. Olmaz. Dürüst evet. Olmak lazım. Tabii canım. Ha, saygıyı bozmadan ne dürüst bir şekilde söylemek. Böyle pişme şeklinde aynen. Olmadı gibi. Böyle daha güzel olurdu aynen gibi. Yani. Ama burada şimdiye kadar söyleyebileceğim hiçbir şey yok biliyor yok, musun? Yok. Bir de bir daha. Boğdu. Mesela o takos dedin ya. Evet. Abi ekşisini tutturmuşsun. Acısını tutturmuşsun. Baharatını evet. Tutturmuşsun. Hani evet. Çok uyumlu olmuş. O kadar karışık of, görmesine. Aynen. Bir de nasıl karışık duruyor. Aynen. Güzel yani. Sıralaması bile önemli ya. Hadi ya. Fine dining uğraşmaya çalışıyoruz. Anladın mı? Yani böyle özel hani şu kadar olsun, şu şöyle olsun. Yani sıralamayı şöyle koyalım gibi. Anladın mı? İnanılmaz abi. Yani. Gerçekten ellerinize sağlık. Ben demin ne dedim biliyor musun? O taco tabağın var ya senin. Akşam böyle oturma odasında oturursun. Film izlersin ya. Tam orada lazım işte. Aynen. Hani burada reklam yapmayalım ama bir şey içerken falan. Evet. Çok iyi gider. Şununla şunu. Evet, çayın yanına. Eve götürüyor mu abi? Eve servis var mı? Eve servisi burada yok. Sadece Trend Yol diğer şubemizde var. Basikele şubesinde. İzmir şubesinde yok. Şimdi bunu sosla mı yiyorsun sossuz mu? Onu istediğin gibi yiyebilirsin. Hiç fark etmez. Lezzetli bir şey. Sen de tatlar bir. Oo farklı. Yarıdan keselim. Ben keseyim abi. Sen kes abi. Şimdi pislettik, elini de pislettik. Diyor ki sen beceremezsin bırak ben yap. Böyle baktı ki böyle ekmek keser gibi. Dedim lan bundan iş çıkmaz. Malzemeye batırdı. Burgerime zarar verecek. Çünkü bunu kesmesi de çok zor yani.
Biz mesela müşteri istediği var zaman... Var ya şu an kendimi o kadar beceriksiz bir insan gibi hissettim ki. Sağ ol abi. Hisset. Ya bu burger var ya tam şey olmamış ya. Bak küçüğünü. Yok al. Deminden bak beri açım diyordum. Aynen. Biz mesela müşteriye kesmiyoruz. Diyorlar kesip getirin dedikleri zaman diyoruz ki görüntü bozuluyor, çok dağılıyor. Siz o kadar dikkat ediyorsun ha. Bunlara çok dikkat ediyoruz. Bıçak vermiyoruz, kesmiyoruz. Şey bıçak diyorum, özür dilerim. Çatal vermiyoruz. Evet. Kesme yapmıyoruz. Ya abi şu görüntü olması lazım. Evet. Ve müşteri yerken, gözle yiyor ya. Adam abi önce gözü doyacak, fotoğrafını çekecek. Aynen. Belki isterse arkadaşlarıyla eşi dostuyla paylaşacak. Evet. Ondan sonra tadına bakacak. Bu ince detaylar ama. Bu mesela bak en kuru burgerimiz yani sos olarak az burgerimiz. Yani bunu şey kuru derken hani sos olarak. Salatası hoşuma gitti şimdiden. Bu çok hafif ve lezzetli bir burger. Bunu rahat kesebilirsin ama diğer burgerleri kesmek çok zor oluyor. İki kaplı var üstünde, yumurta var, işte kaburga köfte oradan fışkırıyor. Şimdi onu kesip getirsen böyle karışık bir şey geliyor. Oha! Ne var? Güzel değil mi? Şimdi abi ekmek iyi, kolay yeniliyor. Malzemeyle beraber... Ulan batırdın nereden? Senin burada bir kere ben bazen hızlı yemek yeme challenge yapıyorum. Yarışmacı bulduğumda bir geleyim de burada bir de bir evet, yarışma evet, yapalım. Evet evet güzel olabilir aslında Aslancım ya. Evet iyi bir fikir. Bak nasıl yenecek acaba? Ben de merak ediyorum gerçekten. Kaç dakikada kaç çünkü tane yiyecekler? Çünkü şöyle falan. Bir şey var. Ekmeğin bir taraftan büyük, bir taraftan yumuşak ama yemesi hem kolay hem değil. Kaburgadan da dolayı, köfteden de doyurucu. Aynen. Bayağı çünkü şey çünkü. Ekmeği biz tereyağı da sürüyoruz. Hepsi doyurucu. Ama abi yoklar. Tıkamıyor. Gerçekten tıkamıyor. Ekmek böyle bir tıkama derdi. Rahatsızlık vermiyor. Evet, rahatsızlık vermiyor. Bak kaç tane kalitesi var yağlı ekmeğinden. Ürün yedik. Sonuçta kızartma var, şu var, bu var. Zorlamadım. Hiç rahatsızlık vermedi çok mesela. Çok iyi ya. Benim istediğim o abi. Yani insanlar buradan mutlu bir şekilde ayrılsın. Aynen. Sadece yemek yemek değil abi. Karın her yerde doyar. Keyif almaları, kendilerini özel hissetmelerini istiyorum. Yani amacım o. Elimden geldiğince o tarzda yapıyorum. Yani müziğimizden işte ortam dizaynı ışıklandırmaya kadar. Şimdi çekim yapacağız diye biraz daha ışıklandırdık buraya. Evet. Normalde daha böyle bir sakin bir ışık oluyor. Boş bir ışık oluyor. İnsanlar keyifli vakit geçiriyorlar. Biri mutlu olduğu zaman ben de mutlu oluyorum. Abi inanılmaz mutluyum ben. İnanılmaz mutluyum. Abi ben kalacak dedim ama bayağı yediniz yani. Evet. Helal olsun Serhat. O takoda da gözüm var ama işte Hayrullah yemedi adam ya. Adam değilsin oğlum. Şimdi yesin Hayrullah değilsin. Mert abi bunu da kesebilir misin? Mi? Daha demin laf soktun artık. Ben hiç denedim evet. Ben keseyim. Aslında keser de aslanlar yani. Oğlum sen direkt keser almak keser aslında ya. Ekmek keser gibi. Teşekkür ederim. Turşumuz? Beğendin mi turşumuz? Güzel. Ben sevdim. Abi. O bilmiyorum. Çok güzel. O çok yalan atıyor abi. Ben bunun dediğine hiç güvenemiyorum ya. Var ya bazen bir yere... Çıkacak arkadan değil lan beni buraya bak. Bazen bir yere gidiyor gibi geldik Mert abi. Diyorum Serhat nasıldı? İlk kamerada o şöyle güzel böyle güzel falan video bitiyor dışarı çıkıyor Serhat nasıl ben bir daha gelmem ki oğlum da niye öyle konuşuyorsunuz abi yok ya şimdi Serhat ya. Bana da ver ben sana doğrudan söylerim nerede abi şimdi siz tanıyorum çekim yokken hiç gelmedi şimdi ben yapmamara kaç aydır gelmedi bir çekim abi, yaptım bir daha uğramadım bile çok yoğunuz abi iş adamı ya beğenmediniz. Yok, sevdiğini yalanı seviyorum ama hep kullanmıyorum. Ya videolarda asla yalan söylemem ben. Yalan paralı olsa gene söyler miydin? Kredi çeker gene söylerim. Mert abi gerçekten şu an tartışılır ama. En çok beğendiğim evet. Bir sıralama yapmak istesem. Yok. Bir taco abi. Evet. Tartışmasız ya ben vazgeçtim diğerlerinden. Taco sonra Meksika'nın o nachos. Nachos. Hamburgerlerin bence aralarındaki o kadar büyük bir fark görmedim. Evet. Yalan söylemeyeyim. Ama ben taco ile şimdi o Meksika şeyini görünce. Diğerlerini hani ikinci plana bile attım abi. Abi yani onlar çok farklı bir lezzet. Yani. Çok öyle farklı. Her yerde yemediğiniz bir lezzet. Evet böyle alışkın değilim çünkü. Bir de diyorum ya karışımı bak. Bakıyorsun evet. Böyle çok bol karışık şeyler duruyor ama elini atıp bir de böyle yiyor ya küçük çocuk gibi hani hep derlerdi ya böyle yeme diye. Aynen. Tam da öyle yiyebiliyorsun ya şu an. Keyfinde de varıyorsun zevki o abi aynen. Ya. Bir de karıştırıp böyle yiyebiliyorsun ya hepsinin tadını alıyorsun. Sence hangisi en iyisi? Sana ne? De o gibi söyledim. Dur Mert abi bir şey sorayım. Bizi iki dakika müsaade eder misin? Ben gidiyorum ben değilim. Ben diyetteyim sana sayıyorum. Adamı niye kovuyorsun oğlum? Yo yo her şey için de. Şimdi arkadaşlar yedik yani. Ulan ne şey rezil adam. Tabii ki şaka yapıyoruz. Bunlar abi dürüstlük şaka. İyi bir şey. Bak kendini barışıksın, şerefsiz olduğunu biliyorsun. Gerçekten fikrim hala aynı. Taco 1, Meksika şeyi 2. Dediğin gibi ya hiçbiri boğmadı beni. Ben de bak sıralama demeyeyim de evet. Şu şekil. Taco'yu çok beğendim. Sonra o taco. Bir de öbür burger daha güçlü. Michael Jackson miydi öbürü? Michael, evet evet. Jackson mu? Bir şeyler sosundan dolayı öyle vermiş. Yok çok daha güzel. Farklı. Bu da kötü değil ama o daha çok şey yaptı. Öbür tavuk şeyi de kötü değildi ama öbürleri daha güçlüydü bence. Evet. O zaman ne yapıyoruz? Bu ürünleri yiyip geri kalanları... Bir şey söyleyeyim mi?
şeye bırakalım, Halil'e de bırakalım. He, yiyecektim ben. Halil Akan'ın aç mı kanka? Gel sen aç mısın? Aç mısın Halil'e? Bak kanka, taco çok güzel olmuş ama sana vermek istemiyorum. Zaten bu arada kamerayı kesme de hemen şu takoyu versen bana, yiyeyim de yiyemezsin. O zaman ne yapalım, yemeğimizi yiyip birazdan görüşelim. Evet arkadaşlar, Mert abi bugün her şey için çok teşekkür ederiz. Şubelerini belirt istiyorsan. Şöyle yapalım. Şimdi 3 şubemiz vardı ama artık 2 tane Gölcük'ü imalatta çevirdik. Başiskele ve İzmir şubemiz var. Bekleriz herkese. Mert abinin burgerlerini ve takolarını, her şeyini satmak istiyorsanız buralardan veya Instagram sayfasından Mert abinin yeri diye ulaşabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanala abone olmadıysanız lütfen abone olun. Serhat, sen de bir şey söylemek istiyor musun? Yalan da olsa sallamış. Mert abinin inanılmaz lezzetlerinde dedik. Seviyorum abi. Seviyoruz abi. Seviyoruz abi. Kendinize o zaman çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.